edersen konumuz gazlar. Gazlara geçmiş sabah ve ondan hatırlıyoruz. Özelliklerini tekrardan gözden geçirelim. Daha sonra gazlarla ilgili basınçlara devam edeceğiz. Arkadaşlar gazlarla ilgili ilk bildiğimiz neydi? Yani düzensizlik olarak katı, sıvı ve gaz olarak ilerliyorlardı. Maddenin en düzensiz halidir. Arkadaşlar en düzensizi gazlar, daha sonra sıvılar, en düzenli hali ise katılardı. Şimdi arkadaşlar gazlar maddenin en düzensiz hali. Moleküller arasındaki boşluk çok fazla. Moleküller arasında boşluk çok fazla olduğu için arkadaşlar çok fazla hareket kabiliyetleri sağlıyor. Yani hareket edebildikleri için de bu sayede enerji miktarı en fazla, yani kinetik enerjinin en fazla olmuş olduğu hal ve bulmuş olduğu kadın her yerine uyguladıkları basınç eşit. Yani molekülün bulmuş olduğu kaba, varmış olduğu etkiye biz basınç diyoruz, yapmış olduğu etkiye basınç diyoruz. Bu basınç da moleküllerin kaba uyguladığı her alanda birbirine eşit. Yani işte bir noktada farklı, diğer noktada farklı değil. Her noktaya eşit olarak basınç uyguluyorlar. Hızlı hareket ettikleri için bulundukları kabın çepene çarpar ve bunun sonucunda basınç uygularlar. Biraz önce söylemiş olduğum bu arkadaşlar. Hızlı hareket etmeleri kinetik enerji sağlıyor. Bu kinetik enerjinin sonucunda da hareket kabiliyeti sonucunda bir çepere baskı, basınç uygulanıyor. Ve uygulanan basınç her alanda birbirine eşit. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Arkadaşlar biliyorsunuz sıvılar gibi ortak özellikleri zaten. Belirli şekilleri ve hacimleri yok. Fakat sıvılardan farkı ne arkadaşlar? Sıvıların konumdukları kabın şeklini almanın haricinde belirli hacimleri var. Fakat gazların kendilerine ait belirli hacimleri yok. Bulunmuş oldukları kabın hem şeklini hem de hacmini alırlar. Gazlar arkadaşlar sıkıştırılabilen tek hal biliyorsunuz. Sıvılarda sıkıştırma yok. Katılar zaten kesinlikle hareket edemedikleri için sıkıştıramıyorlar. Her oranda karışırlar arkadaşlar. Şimdi gazı karıştırdık. İlk gaz birbirine karıştıktan sonra toplam kap içerisindeki gaz artık birlikte hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla birlikte çeperlerine baskı, basınç uygulamaya başlayacaklar. Dolayısıyla yapmış oldukları basınç iki gazın toplamına eşit olmuş olacak. Maddenin en düzensiz hali olduğunu söyledik. Yoğunluğun en düşük olduğu haldir arkadaşlar. D katı, D sıvı, D gaz. Yani katıdan gaza doğru gidildikçe maddenin maddenin yoğunluğunun azaldığını görüyoruz. Fakat arkadaşlar burada bir istisna vardı. Su hariç. Su arkadaşlar 4 santigrat derecede en yoğundu. Bunun haricinde diğer sıvılar, diğer maddeler yoğunluğun en düşük olduğu halleri gaz, en düşük olduğu halleri gaz halleri. Devam edelim. Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılar silebilirler. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar kullanmış olduğumuz deodorantlar, çakmak gazları vesaire saldığımız zaman sıvı hissediyoruz çünkü sıvılaştırılmışlar. Normalde gaz halinde biz yerden tasarruf etmek için sıvılaştırıyoruz. Yani taşımadan yerden tasarruf etmek için yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvı hale getirebiliyoruz. Tüm gazlar ısıtıldığında aynı oranda gelmiştir. Arkadaşlar bu ayırt edici bir özellik değildir. Yani ne demek istiyorum? Bütün gazlarda aynı özelliği görüyorsak ben işte hidrojen gazı ile oksijen gazını ne kadar genleştiği farkıyla ayırt edemem. Neden? Çünkü aynı sıcaklıkta yani tüm gazlar ısıtıldığı zaman aynı şekilde genleşeceği için hepsini de eşit miktarda gözleyeceğim için bunu ayırt edici olarak kullanamıyorum. Şimdi arkadaşlar gazların hacim, sıcaklık, basınç, hamur üzerinde etkilerine birlikte bakalım. Hacim arkadaşlar V ile gösteriyoruz. Gazlar bulundukları kabın hacmini alır. Arkadaşlar bunu biraz önce söylemiştik. Sıvılardan farkı gazların hem hacimlerinin hem de belirli bir şekillerinin olmamasıdır. Dolayısıyla bulundukları kabın hem şeklini hem hacmini alıyorlar demiştik. O zaman hacimlerinden bahsederken bulundukları kabın hacmini alırlar. Şimdi arkadaşlar birimi litre, mililitre, desimetre küp, santimetre küp olarak kullanıyoruz. Bir tane çevirme yapalım mesela. Litre, bir litre, bin milim olarak çeviriyoruz arkadaşlar. Bu çevirmeleri soruları çözerken kullanacağız çünkü. Sıcaklık. Sıcaklık arkadaşlar gazların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüsü. Yani arkadaşlar biliyorsunuz ki gazların boşluk diye bu dolmalarından dolayı kazanmış oldukları bir kinetik enerji vardı. Bu kinetik enerjinin ölçümü neyse biz enerjilerin ölçümü neyse sıcaklık olarak ifade ediyoruz. T harfiyle gösteriyoruz. Birimi Kelvin. Arkadaşlar biz günlük hayatta santigrat dereceyi kullanmaya alışmıştık. Peki Kelvin ne? Şöyle ifade edelim Kelvin'i. 273 artı santigrat derece. Şimdi arkadaşlar
Peki nasıl hani santigrat dereceyi çeviriyoruz diye bir tane örnek yapalım mesela. 20 santigrat dereceyi ben Kelvin cinsinden nasıl ifade ederim? 273 artı 20 santigrat derece diyorum ve buradan Kelvin'i 293 Kelvin olarak hesaplıyorum. Kısaltılmış için arkadaşlar K ile gösteriyorum. O zaman ne yapmış oldum? Sıcaklık eşittir 293 Kelvin olarak bulduk. Devam edelim. Basınç. Gaz moleküllerinin kabın çeperine yapmış olduğu etki basınç demiştik. Yine aynı cümle kullanıyoruz. Arkadaşlar P ile gösteriyoruz. P ile gösterdikten sonra Pascal, Tor, ATM, santimetre civa ve milimetre civa cinsinden ifade ediyoruz. Arkadaşlar Pascal ve Tor kendi bulunan kişilerin isimleri zaten. ATM atmosfer basıncı, santimetre civa ve milimetre civayı zaten birazdan anlatacağım. Yapılan basınç deneyleri civa üzerinden yapıldığı için genel olarak hesaplamalarımızda hep civa, santimetre civa, milimetre civa şeklinde ifade ediyoruz. Bir ATM arkadaşlar 76 santimetre civa, 760 milimetre civa. Bu çevirimleri arkadaşlar dediğim gibi sorular içerisinde kullanacağız. Bu yüzden notlarınızı videoyu durdurarak almaya çalışın. Mol arkadaşlar gazın miktarının ölçüsü. Mol kavramını zaten daha önceden görmüştük. Gazın içerisinde zaman zaman problem çözerken kullanacağız. N ile gösterilir. N eşittir. N bölü MA. Burada arkadaşlar N mol demekti zaten. Bunu söyledik. N peki arkadaşlar burada M kütle demek. Hatırlıyoruz zaten bunları. MA'da baş harflerinden düşünelim. Molekül ağırlı. Molekül ağırlığı olarak ifade ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gazların kinetik teorisiyle devam edelim. Teori olması arkadaşlar kabul edilen bazı genelgelerin olduğunu gösterir. Dolayısıyla bakalım hani gazları biz ne teorem üzerinden sorularımızı çözeceğiz. Çünkü sözel kısımda sorularda mutlaka çıkıyor karşımıza. Gazların davranışlarını genel olarak açıklayabilmek için geliştirdiğimiz modele biz kinetik gaz teorisi diyoruz arkadaşlar. Gazlar birbirinden bağımsız hareket eden taneciklerdir. Söylemiştim size bunu. Moleküller birbirinden çok uzak. Dolayısıyla hepsi kendi başından bağımsız hareket ediyorlar. Ve bu sayede kinetik enerjilerini kazandıklarını ifade etmiştim. Gaz tanecikleri her yöne doğru hızla ve doğrusal olarak hareket ederler. Şimdi arkadaşlar bulundukları kabın çeperlerine ve kendilerine yapmış oldukları bir çarpışım etkisi var. Bunun sonucunda zaten kazanılmış olan bir basınç ve bir kinetik enerji var. Dolayısıyla her yöne birbirlerine karşı, gazın çeperine karşı, pardon bulunmuş oldukları kabın çeperine karşı sürekli bir çarpışma içerisinde farklı yönlere, her yöne hareket ediyorlar. Gaz tanecikleri birbirleriyle ve kabın çeperinde çarpışırlar. Bunu ifade ettim. Hem kendileriyle hem de gazın çeperiyle çarpışıyorlar. Bu çarpışma arkadaşlar esnek çarpışma olarak kabul edilir. Yani bunun sonucunda herhangi bir enerji kaybı yaşanmaz. Dolayısıyla enerji kaybı yaşanmadığı için biz sorularımızı çözerken bu çarpışmaları ihmal ederek hesaplamalarımızı yaparız. Hızları farklı olan gazların kinetik enerjileri de farklıdır. Arkadaşlar bu şaşırdığınız bir şey olmaması gerek. Çünkü sonuç olarak kinetik enerji dediğimiz hızdan kaynaklanan bir enerji. Dolayısıyla hızları farklıysa tabii ki kinetik enerjileri farklı olacak. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri farklı olmasıyla beraber belirli sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin kinetik enerjileri birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar belirli sıcaklıkta atıyorum işte 25 santigrat derecede oksijen gazı, azot gazı gibi gazları düşünelim. Bu gazların arkadaşlar aynı sıcaklıkta 20 santigrat derecede kinetik enerjileri hepsinin birbirine eşit. Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Arkadaşlar ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılı. Videoyu durdurarak arkadaşlar notlarınızı alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ideal gazlara devam edelim. İdeal olan günlük hayatta da düşünelim. Yani mesela ideal öğrenci diyoruz. İdeal öğrenci, örnek öğrenci. Şimdi arkadaşlar biraz önce bahsetmiş olduğum kinetik teoremde ne kadarına uyuyorsa, ne kadarına uyuyorsa dediğim şöyle ki tamamına uyması bizim ideal olarak kabul ettiğimiz bir durum. Fakat gerçek hayatta arkadaşlar ideal gazlar yok. Gerçek gazlar var. Şöyle düşünelim. Her ne kadar okulda işte kurallarımız varsa da bu kurallara tamamen uyan öğrencilerin olmadığı gibi kinetik kurallara da uyan gazlar maalesef doğada yok. Biz işlem yaparken ideal gaz gibi kabul edip işlemlerimizi yaparız. Fakat doğada var olan gazlara ise gerçek gazlar deriz. Bakalım
kinetik kuramın Mars ayınlarına tamamen uyduğu kabul edilen gaza ideal gaz denilir. Size söylediğim gibi arkadaşlar, kinetik kurama uymasını bekliyoruz ideal gazların. Fakat doğada ideal gazlar yoktur dediğim gibi. Doğada bulunan gazlara gerçek gazlar denir. Peki örnek verelim. Hidrojen gazı, oksijen gazı, karbondioksit gazı, azot gibi günlük hayatta bilmiş olduğumuz, duymuş olduğumuz gazların tamamı arkadaşlar gerçek gazlar. Gerçek gazlar arkadaşlar yüksek sıcaklık, düşük basınç altında ideale yaklaşır. Düşünelim. Şimdi arkadaşlar katı sıvı ve gaz haline geçiş nasıl oluyor? Yüksek sıcaklık altında oluyor. Dolayısıyla benim gazımın ideal yakın olması için de yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyuyorum ve düşük basınca, yani arkadaşlar atmosfer basıncı gibi düşük basınca ihtiyaç duyuyorum. Farklı gazların ideal olmaları karşılaştırırken arkadaşlar molekül kütlesinin küçük olmasını bekliyorum. Molekül kütlesi neydi? Biraz önce bahsetmiştik, hatırlayın. MA olarak ifade etmiştik. Molekül kütlesinin küçük olmasını bekliyorum. Apolar, yani polar olmamasını bekliyorum. Sıcaklığın yüksek olmasını bekliyorum. Tanımda zaten ifade etmiştik. Ve basıncın düşük olmasını bekliyorum. Bunlar ne kadar mümkün olursa gazımız o kadar ideale yaklaşır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çarpma sayısına ve kap içerisindeki durumlarına bakalım birlikte. Çarpma sayısı ve değişmesi. Şimdi arkadaşlar kapalı bir kap görüyorsunuz. İçerisinde helyum gazı var, musluğumuz var. Ve içerisinde tekrardan aynı gazdan içerisine bir miktar ilave ediyoruz. Şimdi içerisinde zaten arkadaşlar bir gaz var. Biz tekrardan biraz daha gaz ilave ettiğimiz zaman çeperlere yapılan kuvvet daha fazla olması gerekiyor. Çünkü artık daha fazla madde var, daha fazla enerji var ve daha fazla uygulanan bir kuvvet olması gerekiyor. Bunun sonucunda arkadaşlar ne olması gerekiyor? Gazlar zaten hareketli moleküller. Dolayısıyla çeperlere yapılan zaten bir etki var, bir kuvvet var. Dolayısıyla biraz daha ilave ettiğimiz zaman çeperlere uygulanan çarpma sayısı ve birbirleriyle olan çarpışma sayıları artacak. Peki bir sabit hacimde kaba gaz eklediğimiz zaman olan durumları bir başlık altında toplarsak arkadaşlar daha fazla maddemiz var. Basıncı biz nasıl tanımlamıştık? Gazların çeperlere yapmış olduğu etkiye biz basınç demiştik. Dolayısıyla ne olacak? Toplam basınç artacak. Şimdi arkadaşlar içerisine daha fazla gaz koyun. Dolayısıyla daha fazla yoğunluk. Nasıl insan yoğunluğu, insan kalabalığı diyoruz. Dolayısıyla burada da bir gaz yoğunluğu, gaz kalabalığı olmuş olacak. Dolayısıyla kapteki gaz yoğunluğu arttı. Helyumun difüzyon hızı değişmez. Şimdi arkadaşlar difüzyon hızı neydi? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş. Burada bir yoğunluk farkı yok ki. Yani yoğunluk farkı yok derken arkadaşlar aynı gazdan bahsediyoruz. İkisi de helyum gazı. Dolayısıyla hani birisi daha yoğun bir gaz, birisi daha az yoğun bir gaz değil. İkisi de helyum, aynı gaz olduğu için herhangi bir difüzyon hızı değişmesi söz konusu olmaz. Bilim zamanında bilim alanı uygulanan artık çarpışma hızı artacağını size zaten ilk baştayken söylemiştim. Daha fazla gaz var. Dolayısıyla çarpma hızında da daha fazla bir artış gözlenecek. Şimdi arkadaşlar burada farklı bir durum var. Nasıl bir durum? Burada kabımıza sıcaklık veriyoruz. Isı veriyoruz. Yine aynı şekilde kapalı bir kap var. İçerisine madde ilave etmiyorum. Sadece aynı kapalı kaba ısı ilavesi yapıyorum. Musluğum kapalı. Kapalı kapta helyum gazı arkadaşlar biraz önceki gibi bulunuyor. Sadece mutlak gazını, yani mutlak sıcaklığını arttırıyorum. Sıcaklık arttırıldığı zaman arkadaşlar difüzyon hızı artar. Daha fazla enerji kazanıyor. Dolayısıyla nüfuz etmesi artmış oluyor. Hızlanmış oluyor. Bu yüzden arkadaşlar difüzyon hızı artıyor. Çeperin uzaklığı değişmeden gazın hızı arttığı için iki çeper arası mesafeyi daha çabuk alır. Şimdi arkadaşlar sıcaklık bir enerji sonuçta. Ben bir enerji yüklüyorum gaza. Gaza enerji yükledikten sonra onun da enerjisi artacak. Dolayısıyla daha hızlı hareket etmesi bundan kaynaklanıyor. Bu da arkadaşlar daha fazla enerjili olan bir madde, daha fazla enerji aldığımızda biz ne yapıyoruz? Daha fazla hareket etmek istiyoruz. Aynı şekilde gazlarda da böyle. Daha fazla enerji alırlarsa daha fazla hareket etmek isteyecekler. Bunun sonucunda da daha fazla çarpacak. Şimdi arkadaşlar çarpmayı biz nasıl tanımlamıştık? Gazın çeperine yapılan çarpmayı, etkiyi biz basınç olarak tanımlamıştık. O zaman basınç arttı. Gaz yoğunluğu arkadaşlar değişmez. Şimdi burada arkadaşlar daha fazla gaz ilave etmiştik. Ama şu an bir gaz ilavesi söz konusu mu? Hayır, değil. Sadece ben ısı verdim. Dolayısıyla gazın yoğunluğunda herhangi bir değişme söz konusu değil.
tanecikler arası uzaklığın değişmesi için de şimdi hani arkadaşlar buraya daha fazla gaz var. Dolayısıyla ben onlara küçük bir alanı daha fazla gaz vererek beni bir sıkıştırmış oldum. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla tanecikler arasındaki uzaklığı değiştirecek herhangi bir etkide bulunmuyorum. Bu yüzden uzaklık değişmez. Her yılın difüzyon hızı artar. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi zaten başta da ifade ettik. Sıcaklık verdim. Nüfuz etmesini bu sayede artırmış oldum. Bu da difüzyon hızının artmasına sebep oldu. Benim zamanda çepere yapılan çarpma sayısı artar. Şimdi arkadaşlar ne söylemiştik? Enerji verdim. Enerji miktarı arttı. Zaten hareketli olan bir gaz molekülüne ben daha fazla enerji yükledim. Dolayısıyla ne yapacak? Çarpan bir gaz molekülü artık daha fazla çarpmaya başlayacak. Bu sayede de çarpma sayısı artar. Şimdi arkadaşlar kaba uygulanan basınçlara bakmaya devam edelim. İdeal piston var. Yani arkadaşlar hareketli bir pistonumuz var burada. Şimdi arkadaşlar ideal pistonun içerisine ben helyum gazını ilave etmişim. İçerisinde helyum gazı varmış. Yine aynı miktar, yani yine aynı gazdan içerisine ilave etmişim. İlk gaz arkadaşlar bir piston söz konusu değil. Dolayısıyla içerisindeki miktar arttığı için herhangi bir hareket de olmadığı için uygulama kuvvet enerjiyle birlikte artıyordu. Şimdi arkadaşlar artık içerisinde ideal piston var. Dolayısıyla ben içerisine gaz ilave ettikten sonra uygulanan basınçtan dolayı, etkiden dolayı, enerjiden dolayı ideal piston hareket edecek. Dolayısıyla ilk zamanlarda gözlemlemiş olduğum işte basınç, gaz yoğunluğu artık arkadaşlar söz konusu olmayacak. Çünkü arkadaşlar hacmi artmış olacak. Peki bakalım nasıl cümlesel olarak ifade edebiliriz? Dediğim gibi ideal pistonun içerisinde helyum gazı bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta herhangi bir altından ısı vermiyorum. Sıcaklık yok. Sıcaklık değişimi yok. Aynı gazdan helyum gazından ilave ediyorum. Çarpma sayısında bir değişme olmuyor. Basınçta bir değişme olmuyor. Söylediğim gibi arkadaşlar. Bu durumda ideal piston yukarıya doğru hareket edecek. Yukarıya doğru hareket ettiği zaman hacmini arttırmış olacak. İçerisinde daha fazla gaz varsa daha da alan artmış olacak. Bu yüzden çarpma sayısı değişmez. Çünkü eklenen gaz pistonun yukarı çıkmasına ifade ettiğim gibi neden olur? Mol sayısı ve hacim eşit orantılı arttığından çeperlere yapılan kuvvet çarpma sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Peki arkadaşlar çoğunda değişmez 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 diyeceğiz. Peki nasıl değişmez, ne değişmez? Basınç arkadaşlar değişmez dedik. Zaten basıncı nasıl tanımlamıştık biz? Çeperlere yapılan etkiye, kuvvete biz basınç demiştik. İdeal piston hareket etti. Daha fazla alanda yine aynı şekilde gazlar kendilerini dengelemiş oldu. Dolayısıyla basıncım arkadaşlar kendini dengelediği için hareket eden bir pistonum olduğu için basıncımda herhangi bir değişme yok. Kaptaki gaz yoğunluğu değişmez. Neden değişmez? Yine aynı şekilde içerisine gaz nüfuz etti fakat yine gaz kendini eski haline göre pistonu hareket ettirerek ayarladı. Dolayısıyla gaz yoğunluğunda değişme söz konusu değil. Tanecikler arası uzaklık değişmez. Neden? Biraz önce söylediğim gibi gaz hareket ettiriyor pistonu, eski haline geri dönüyor. Bu yüzden uzaklıklarında bir değişme olmaz. Difüzyon hızı da bu sebeple değişmez. Benim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı değişmez. Zaten arkadaşlar tanımlarken de aynı şekilde söylemiştik. Benim zamanda birim yüzeye çarpma sayısının artabilmesi için pistonun olmaması, hareket etmemesi lazım. Bu durumda ilk durumdaki kapalı kap varken içerisine aynı gazdan ilave edersem enerji miktarı artar ve gidebileceği alan olmaz. Burada gidebileceği, esnetebileceği alan olduğu için çarpma sayısında da bir değişim olmaz. Peki ideal pistonu farklı gaz eklersem ne olur? Aynı gazı ekledim. Evet. Peki farklı gaz eklersem? Şimdi arkadaşlar ben fark ederseniz ideal gazlarda hatırlayın. Ne söylemiştik? Moleküllerden küçük olmasını istiyordum. Moleküllerden küçük olursa benim ideal gazıma yaklaşık olacak. Dolayısıyla mol kütlesi daha küçük ise çarpma sayısı artar. Fakat mol kütlesi daha büyükse çarpma sayısı azalır. Bu da arkadaşlar biraz önce anlatmış olduğum ideal gazlar kuramına uyabilmek için geçerli olan bir teoriden kaynaklanır. Şimdi arkadaşlar gazların genel özelliklerini gördük. Teorik kısmını gördük bu kısımda. Önümüzdeki dersimizde sayısal kısmı yani atmosfer basıncına, açık hava basıncına ve bunların işlemlerini nasıl olduğuna bakacağız birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim.